Herkese merhabalar. Ukrayna Odessa'dayız. Burada ilginç sur canlıları adlı bir müzede ilgimi çeken kör Meksika mağara balıklarını sizler için görüntüleyip bilgi edindim. Ve bildiklerimi sizlere anlatacağım. Bu görmüş olduğunuz balıklar Rusça'da Slepaya Riba denilen bu kör Meksika mağara balıklarının hikayesi aynen şöyledir. Bazı araştırmacılar bu balıkların karanlıkta kalmış mağara gölünde çok az besin kaynağı ve az oksijen ile nasıl hayat sürdürüleceğini yoğun araştırmalara rağmen henüz kesin bir bilgi edinmiş değildir. Ama edinilen bazı bilgilere göre bu balıklar hayatta kalmak için gözlerden vazgeçtiği biliniyor. Diğer bir araştırma ekiplerine göre mağaralarda yiyecek bir şeyler bulmak son derecede zor olduğu için balıkların kendi enerjilerini tasarruf kullanmak durumunda kaldığı ve bu tasarrufu gözlerinden vazgeçerek sağladığını belirtiyor. Araştırmacılar sorunu aynı balığın başka türlerini Texas ve Meksika'nın nehirlerinde yaşayan ve mükemmel görme yetisine sahip olan üyelerini inceleyerek çözdüğü anlatılıyor. Ekip araştırma için gözetim altında tuttukları mağara balıklarının görmek için ne kadar enerji harcadığını ölçüp bu ölçümü balığın gözlerinin ve beyninin görme ve ilişkili bölümlerini oksijen tüketimini hesaplayarak yaptıkları anlatılıyor. Mağaralarda yaşayan sıradan kör olmak üzere iki forma sahip oldukları bilinen bu balıklar ve akvaryumlarda her zamanki gibi nadiren görünür olsa bile ancak kör oldukça popülerdirler. Bu balıklar arasında gözleri ve pigmentin çoğunu balıklardan alan 10 bin yıllık bir süre vardır. Güneş ışığına erişiminin olmadığı mağaralarda yaşayan bu balıklar yanal çizgide inanılmaz bir hassasiyet geliştirdi. Ve bu da suyun en ufak bir hareketiyle gezmesine izin veriyor. Yavruların gözleri vardır ancak büyüdükçe cilt ile büyürler ve balıklar yanal çizgi boyunca kafasından bulunan tat tomurcukları boyunca gezinmeye başlar. Mağara balığı suyu emerek ağzında tutup bu su ile çevresinde dalgalar oluşturup ve dalgaları karşısından bulunan büyük nesnelerde sektirerek suyun hareketlerini yan yüzgeçleri ile tespit edebiliyor. Diğer tüm balıklar yan yüzgeçleri ile bu hareketleri algılayabiliyor ve suyu emebilirler fakat mağara balığı bu ikisini birleştirmiş tek bir tür olarak biliniyor. Başka bir ekip laboratuvar ortamında mağara balıklarını yakından inceledi ve araştırmada balıkların sürekli olarak ağızlarını açtıklarını ve bu ağızlarına doldurdukları suyu solungaçlarına doğru boşalttıklarını gözlemlediler. Daha önce hiçbir araştırmacı suyu emme hareketini fark etmediği için balıkların neden bunu yaptıklarını anlamaya karar verdiler. Öncelikle ekip balıkların su emme sıklıklarını normal çevre koşullarında kaydetti ve daha sonra akvaryumda nesneleri yeniden düzenleyerek balıkların aklı karıştırıldı. Bu halde mağara balıkları normal koşullardakinden 4 kat daha sık suyu emdi ve daha yavaş yüzdüğü kaybolmuş ya da rotalarını yeniden belirlemeye çalışıyor gibi akılları karıştırıldı. Balıklar büyük nesnelere yaklaştığında daha fazla su emmeye başlayıp ve nesneye 7 santim uzaklıktayken normal koşullarda gerçekleşenden 2 kat daha fazla suyu emdikleri uzaklık 2 santim olup giderek azaldığında su emme oranı 6 katına çıktı. Araştırmacılar bu hayvan bir basınç dalgası yayıyor ve çevredeki nesneler tarafından oluşturulan basınç değişimini algılıyor. Sudaki basınç değişimlerini ölçen araştırmacılar
Suyun emilip bırakılması ile oluşan sinyalin sadece balon hareketi ile oluşandan 60 kat daha güçlü olduğunu anlatıyor. Ve son olarak araştırmacılar mağarada balıkları bunu yön bulmak için kullanıyor. Avını bulmak için ve yakalamak için kullanmıyor. Çünkü bu balıklar yarasa dışkısı ile ve suda oluşan yosunlar ile beslendiği belirtiliyor. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.